Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli başkanlarım, kıymetli ilçe başkanlarımız, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız, basınımızın değerli temsilcileri. Bu toplantıya başlamadan önce geçen sene Ramazan Bayramı Şerifinde neler ifade etmişiz, nelerden bahsetmişiz şöyle bir göz attık. Geçen sene Ramazan Bayramı'nda neler yapacağımızı şöyle paylaşımlarımıza baktığımızda gördüğümüz şu. Aman yaşlıları ihmal etmeyelim. Çocukların elinden tutun gezdirin. Konu komşu, akrabayı, tarikat, nerede kim varsa onları tek tek ziyaret edin, ellerini öpün demişiz. Şimdi bu bayramda diyoruz ki sakın dışarı çıkmayın. Geldiğimiz süreç, yaşadığımız süreç özellikle geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımızın ifadesiyle 13 yaşındaki çocuğu demiş ki baba ben hayatımda böyle bir şey görmedim demiş. 13 yaşında. Ben de diyorum ki Nuh Aleyhisselam'dan sonra en yaygın virüs sıkıntı bu olsa gerek. Tabii tüm dünya etkisi altına aldı. İşte Ebola'sı var, SARS'ı var, MERS'i var. Tıp camiamız insanları bunu daha iyi bilirler ama tüm dünya etkisi altına alan, kasıp kavuran başka bir virüs şimdiye kadar olmadı. İnşallah bu son olur diye umut ediyoruz. Tabii zaman içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Türkiye çapında birçok ilde şehir hastanesi yapıldı, faaliyete geçti. Gerek basında gerek insanlar kendi aralarında kısmen konuşurken bu kadarına ne gerek vardı, bu kadar büyüğüne ne gerek vardı? İşte şu mesafede olmasa, daha küçük olsaydı şu olurdu, bu olurdu. Ama gördüğümüz şu, kısaca söylüyorum, iyi ki şehir hastanelerimiz varmış. Sayın Başkanım biraz önce ifade ettiler. Şehir hastanelerimizin tüm yatakları istenirse çok kısa bir süre içerisinde yoğun bakım ünitesine dönüştürülebilecek bir kıvamda üretilmiş. Bunu o zaman bilmiyorduk ama şimdi bu süreci yaşayınca, dünya bize imrenerek bakınca hissettik. Tabii özellikle bu süreçte sağlıkçılarımıza hep teşekkür ettik. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanımıza hep teşekkür ettik. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kabinesine de teşekkür ediyoruz. Çünkü dünyanın imrenerek baktığı bir coğrafyada ve bir ülkede yaşıyoruz. Elhamdülillah bazı şeylere birçok ülke ulaşamadı. En basit maske, dezenfektan, uçak uçak herhalde 50'den fazla ülkeye yardım gönderme imkanımız oldu. Allah dilerse yardım gönderir. Ülkenin büyüklüğü küçüklüğü önemli değil. Demek ki ülkenin dinamik olması ve bir takım problemli vakalara karşı hazırlıklı olması gerekiyormuş. Bu çerçevede ülkemizde bir kez daha gurur duyuyorum. Elhamdülillah dünya ortalamasının çok çok altında vaka ve ölüm oranlarıyla karşılaştık. Tabii insanın bir tırnağına bir şey batsa ölümü bırakın o bile bizim için değerlidir. Tabii binlerce insanımız vefat etti ama dünya ortalamasının çok çok altında olması bizim için manidar. Kayseri üzerinde baktığımızda da Türkiye ortalamasının oldukça altında seyreden bir vaka durumu vardı. Burada özellikle sağlık çalışanlarımıza, sağlık müdürlüğümüze ve bilim kurulunda yer alan İlhami Çelik doktorumuza, hocamıza teşekkür ediyoruz. Süreci gayet yerinde yönettiler. Zaman zaman belki birden fazla evler karantinaya alınmış olabilir, mahalleler karantinaya alınmış olabilir ama burada hep hedeflenen şuydu, bunun yayılmasını engellemekti. Tabii biz burada bunları yaparken işte 11 Mart'tan itibaren oldu sanırım Sayın Başkanım. 11 Mart'tan itibaren bu korona sürecini Türkiye'de bizzat yaşamaya başladık. Sahaya çıkılmaması, evlerde kalınması söylemlerini hep bir ağızdan dinlendirmeye başladık. Yılbaşından itibaren tüm dünya bunu dinlendirdi ama herhalde en çok uygulayan ülkemiz olduğu kanaatindeyim. Burada vatandaşlarımıza bir teşekkür borcumuz var. Niye diyeceksiniz? Bir insana pazar günü 2 saat evden çıkma demek ödüldür ama 2 gün evden çıkma demek herhalde eziyet olsa gerek. Burada samimiyetle söylüyorum, küçük yaştaki çocuklarımız, 20 yaşın altındaki ve 65 yaşın üzerindeki insanlarımız bu sürece çok büyük katkı sağladılar. Onun için hasleten bu işin mimarı onlardır diye düşünerek teşekkür ediyorum. Tabii biz de teşkilatlar olarak bu süreçte evde nelere ihtiyaç olurmuş, her şeye ihtiyaç oluyor. İşte undan yağ, yağdan işte pekmeze kadar her şeyin ihtiyaç olduğu bir dönemde dışarıya çıkamayan insanlarımıza 112, 155, 156, 189, işte sayabildiğiniz kadar call center'larımız destek vermeye çalıştı. Burada belki de desteklerin büyüğünü bizim kadın kollarımız ve gençlik kollarımız gerçekleştirdi. Özellikle ilçe teşkilatlarımız gerçekleştirdi. Zaman zaman değişik talepler olmasına rağmen son geldiğimiz dönemde talep de normalleşmeye başladı. Her haneye ulaşmaya gayret ettik. Tabii biz burada özellikle bahsetmemiz gereken şu, her şey yolunda gitseydi biz 14 Mart'ta kısmet olsaydı Koca Sinan'ımızda başlayan bir kongre sürecimiz olacaktı. 11 Nisan'da gelen talimatla biz kongremizi ileriki bir tarihe ertelediğimizi duyurusunu yapmıştık. Tabii bu saatten sonra bizim sahada olup ilçe ilçe gezip esnaf ziyareti yapabilmemiz pratikte mümkün ama sosyal mesafe açısından mümkün değildi.
Bununla alakalı olarak da biz de neler yapabiliriz diye başkanlarımızla, il yönetimimizle toplanarak bir takım atraksiyonların içinde olmaya karar verdik. Bunlardan bilinen, en çok bilineni geçtiğimiz günlerde, tarihini şimdi hatırlamıyorum ama internetten bakınca tarih tam kesin belli olur. Gece yaralarına kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın da övgüsüne mazhar olabilecek bir tweet çalışmamız oldu. Kayseri'den başlayan, geceye bir Erdoğan selamıyla başlayan hashtag çalışmamıza tüm Türkiye'den 171 bin, yanlışım varsa biraz daha fazladır, ben eksik söylüyorumdur. Bu tweet çalışmasında Sayın Cumhurbaşkanımız gece 3.20 geçe bu tweet çalışmasının nereden yapıldığını sorar. Kayseri olduğunu söylendiğinde kendisi de bize kardeşlerim ifadesiyle selamlarını gönderir. Biz de ve aleyküm selam diyoruz. Kendisi o gece bizi çok yüreklendirdi. Bu çalışmalarımızın bereketine vesile oldu. Hasreten teşekkür ediyoruz. Tabii burada sahada çalışmaya gayret etmeye istiyoruz. Sahada olmaya gayret etmek istiyoruz ancak bunun başka yollarında olduğunu gördük burada bu süreçte. Nedir? Telekonferans yöntemi. Son dönemde telekonferans yöntemine hep alıştık değil mi başkanım? Birçok telekonferans görüşmesi yapmaya başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı birkaç konferans toplantısı oldu. Bakanlarımızın katıldığı. Bugün de var. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı il başkanları ve Büyükşehir Belediye Başkanımız, kadın kollarımızın ve gençlik kollarımızın katılacağı toplantımız olacak. Kısmet olursa dün bundan sonraki süreçte bile devam edecek ama muradımız, umudumuz önümüzdeki süreçte bir araya gelmek, hemhal olabilmek. Tabii bunu anlatırken şunu ifade etmek için söyledim. Biz korona çıktı diye evlerimize çekilip hiçbir iş yapmadık diyemeyiz. Özellikle bu süreçte Ramazan-ı Şerif bizim açımızdan, şehrimiz açısından bereketli geçti. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanımızın müjdesini sizlere basınımıza ulaştırdık. Neydi bu? Önümüzdeki süreçte en kısa bir zaman diliminde havaalanımızın ihalesinin yapılması. Sonrasında Besin Şehir Hastanesi Nurhan Hacı Yazgan tramvay hattının ihalesinin yapılmasına çok yaklaştığımızı, çok kısa bir süre içerisinde ihale edileceğini ve dün itibariyle Mustafa Yalçın Başkanımın Ankara'dan müjde alıp döndüğü Talas Millet Bahçesi'nin sürecinin başladığıyla alakalı güzel bir müjdeyle karşılaştık. Sayın Başkanım biraz önce belki konuşmasına bahsetmiştir. Ben atlamış olabilirim ama tekraren söylüyorum. Kısmet olursa bizim Millet Bahçemiz 10 Haziran. 10 Haziran değil mi başkanım? 10 Haziran'da ihaleye çıkıyor. Hani yapıldıydı, yapılacaktı. Oraya çok katlı verildiydi, az katlı verilecekti. Orayı ranta çevirecekti, çevrilmişti. İfadeleri inşallah 10 Haziran'daki ihaleden sonra herkesin gurur duyduğu bir atmosfere dönüşecek. Çünkü 150 milyon TL'lik bir yatırım öngörüyor. Burada Büyükşehir Belediye'mizin personeline de hakikaten teşekkür etmek lazım. Bu projeyi A'dan Z'sine kadar kendi imkanlarıyla, kendi bünyelerinde yapmak suretiyle hem ekonomiye bir kazanç temin etmiş oldular hem de tecrübe kaydedilmiş oldu. Bu süreçte tabii ki bundan sonraki süreçte kısmet olursa bu tür güzel müjdeli haberler vermeye devam edeceğiz. Burada özellikle ben belediye başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Mustafa Palancıoğlu başkanımıza, Ahmet Çolak Bayraktar başkanımıza, Mustafa Yalçın başkanımıza biraz önce teşekkür ettik. Es geçmiş olalım. Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer periferdeki ilçe belediye başkanlarımıza. Hakikaten bu süreçte A'dan Z'ye süreci iyi yönettiler. Koronavirüs her yönüyle ilgilenilmesi gereken bir süreci kapsıyor. Yani vatandaşımızın evine İHŞ paketinin gönderilmesinden tutun, hijyen maddelerinin gönderilmesine kadar muhteşem bir süreci beraber yönettiler. Özellikle kendine teşekkür ediyorum. Sözlerimi fazla uzatmadan iki konuya değinip sözlerime son vermek istiyorum. Bu süreçte teşkilatımıza müracaat edip fakir fukaraya İHŞ dağıtmak istediğini söyleyen insanlarımız oldu. Bunlara yanına bir arkadaşımız vermek suretiyle fakir fukara bize müracaat eden insanların evlerine ulaştırmasını sağladık. Kendi gözüyle gördü. Vermek isterse verdi, vermek istemezse vermedi. Bu rakamlar 10 binlerden fazla İHŞ paketini kapsıyor. Kayserimizden Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek olmak maksadıyla milyonlarca lira fiziken her vatandaşımız kendi götürüp yatırmak suretiyle destek oldu. Özellikle bunu altını çizerek söylüyorum. Kendi götürüp yatırdı. Olur ya bizden yardım talep ettiyse biz arkadaşlarımızı yanına düşürmek suretiyle bankaya kadar gitmesine eşlik ettik. Parayı kendisi yatırdı, mahfuzu kendisi aldı. Bu süreçte Kayseri hakkıyla bu imtihanı geçmiş oldu. Belki de bu süreç, bilmiyorum daha önce ölçülebilir bir rakam yok elimizde ama tahminimiz şu, yardımlaşmanın da coştuğu bir Ramazan yaşadık.
Elhamdülillah. Tabii bu yeterli mi derseniz, şahsen bundan sonraki süreçte bir aylık iaşe paketi vermekle bir insanın ancak bir aylık iaşesini karşılamış olabilirsiniz. Hayat devam ediyor. Buradan hayır sahiplerimize ve iş adamlarımıza özellikle seslenmek istiyorum. Bu süreci devam ettirin. Devam edersek hep birlikte huzur içinde yaşamaya devam ederiz. Genel merkezimiz binlerce iaşe mesajı gönderdi. Biz de bunu vatandaşlarımıza gönderdik. Onlar da gidip mesajı göstermek suretiyle ilgili marketlerden alışveriş yaptılar. Son olarak sözlerimi fazla uzatmadan bugün burada toplanmamızın sebebi Tatava, Arefe ve bayramımızı tebrik etmek. Yarın sokağa çıkma yasağı olacağı için bunu gerçekleştirme şansımız yok. Özellikle bugün burada toplanalım. Sonrasında da başkanlarım da Allah razı olsun. Dün akşamki gönderdiğimiz mesaja eksiksiz riayet ettiler. 3'e 4'e ayrılmak suretiyle şehrimizin işlek noktalarında maske dağıtımı ve Arefe tebliği, bayram tebliği yapacağız. Sonrasında saat 2 itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın işte hızlıca toplantıya katılacağız. Bu süreçte Ramazan-ı Şerifimiz geldi gidiyor. Hani hep okunuyor ya, elveda Ramazan, işte o günlerdeyiz. Elhamdülillah Ramazan-ı Şerif 29 günlü olacaktı, 30 günlü olacaktı diye başında sorduğumuz Ramazan-ı Şerif'in bugün 29. gündeyiz. Yarın kısmet olsa Arefe. Mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımız herhalde bugünle yapacaklar. Değil mi başkanım? Yarın yapamayacaklar. Sadece şehit ailelerine bu imkan sağlanıyor. Bu çerçevede buna riayet edecekler için teşekkür ediyoruz. Biz de kısmet olursa izin almak suretiyle şehit ailelerimize bayramda ziyaretlerde bulunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu ileteceğiz. Ufak da hediyelerimiz olacak. Son olarak şunu da söyleyeyim. Ramazan bayramında ve diğer bayramlarında bayramlaşma sadece partinin kendi iç mekanizması içerisinde olmasının doğru olmadığını düşünerek inşallah birinci bayramda tüm il başkanlarımızla, tüm milletvekillerimizle, il yönetimimiz ilçe başkanlarımızla ve belediye başkanlarımızla yine dijital ortamda bayramlaşma programı yaptık. Bunu da duyurusunu sizlere vasıtasıyla yapacağız. Katılmak isteyen il başkanlarımız olursa memnuniyetle sistemi kuruyoruz, linklerini atacağız. Bunu da basında sizlerle paylaşacağız. Çünkü biz, biraz önce başkanım ifade etti, biz birleştirici rol üstlendik. İnşallah böyle de devam edeceğiz. Katıldığınız ve değer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Tatavamız, Arefemiz, bayramımız mübarek olsun diyorum.